Sizlere bu videoda flexible fiber optik bronkoskop ile hava yollarının içinde dolaşırken, gözlemlerken özellikle anatomiden teorisini bildiğimiz bu hava yollarının hangileri olduğunu e, bilmeyi, özellikle aşina olmamız gereken görüntüleri göstererek e, tanıtmayı istiyorum. Bronkoskopi yapmaya başlamadan önce birçok göğüs hastalıkları asistanının en çok korktuğu kısım hava yollarının içinde yolunu bulmaktır. Bu gerçekten önemli çünkü öncesinde hastanın klinik bulguları, radyolojik bulguları ile değerlendirdiğimiz fizik muayene bulgularının da yine işin içine girdiği şekilde nerede normal dışı bir görüntü beklediğimizi genelde bilerek gireriz. Hatta Özellikle bronkoskopi öncesinde e, hastanın tomografisini incelediğimiz sırada endobronşel bir lezyon görülüp görülmeyeceğini yani bu bronkoskopiyi yapıp e, yapmamanın e, kararını vermeyi planlarız. Eğer gerçekten bir bronşun içinde lezyon görmeyi bekliyorsak bu yüksek olasılıklaysa o zaman bronkoskopi işlemini yaparız. Bazen de genel değerlendirme için indikasyon koyarız. Özellikle hangi bronşun ya da hangi segmentin hangi subsegmentin içinde lezyon göreceğimizi bekliyorsak orayı bulabilmek önemli. Bütün bronş sistemini değerlendiriyoruz, gözlemliyoruz. Bazen sürprizler olabilir. Bir tarafta tümör varken radyolojik yansıması olmayan bir tümörü, bir lezyonu e, diğer tarafta görebiliriz. O yüzden mutlaka sistematik olarak bütün hava yollarını dolaşmak. Nereyi gördüğümüz, nerede normal ya da patolojik bulgu bulduğumuzu e, saptamak, bunu da bronkoskopi raporuna yazmak durumundayız. O yüzden özellikle bir bronkoskopi sırasındaki iç görüntüden sizlere hava yolunun e, dağılımını, dallanmasını göstermek istiyorum. Bu şekilde bronkoskopla girdiğiniz sırada yolunuzu kolayla kolayca bulacağınızı e, düşünüyorum bunun öneminden bahsettim. Özellikle de akılda bulunması gereken bir kısım var ki varyasyonlar her zaman bulunur. Bazen anatomik olarak beklediğimiz segment lob bronşlarını daha farklı dallanmalarda görebiliriz. Ama en sık görülen normal şeklini bilmek bunun dışındaki varyasyonları tanımayı sağlıyor. Özellikle sedasyon yapılmış, Dormikumla, midazolamla e, sedasyon yapıyoruz. Bu bize hastanın hem e, bilincini hala koruyor olmasını ama e, geriye dönük amneziyle, retrograd amnezi sayesinde de işlemle ilgili bir e, olumsuz duygu yaşamadığı, yaşamamasını sağlamayı e, garantiliyor. Özellikle bilinçli sedasyon dediğimiz bu e, sedasyonu önemsiyoruz hastanın konforu ama aynı zamanda bizimle işbirliği için. E, lokal anestezi mutlaka yapıyoruz. Midazolam öncesi olması önemli e, çünkü ağzını açmasını dilini dışarı çıkarmasını isteyeceğiz hastanın. Özellikle örme refleksinin olmaması için iyi bir lokal anestezi kısilokain püskürtme yoluyla e, Boğaz kısmına Sık gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu lokal sayesinde hasta da konforlu olacak. Bizim de fiberoptik optik bronkoskopla hava yollarının içine girmemiz daha kolay olacak. ağızdan ya da burundan girilebiliyor. Bizim merkezimizde biz burundan girmeyi tercih ediyoruz ve bunu asistanlarımıza öğretiyoruz. Özellikle bunun nedeni Ağızlık koymak için dili çekmek, ağızlığı ağızda tutmaya çalışmak, bu sırada hastanın yutmasını güçleştiriyor görüşümüz. Burundan girdiğimizde ağızdaki sekresyonları yutarak daha rahat uzaklaştırabiliyor hastalar ve eğer burun delikleri yeterince geçmeye uygunsa genelde birisi tıkalı olsa da diğerinin açık olduğunu görebiliyoruz. O zaman her iki burun deliğini de uyuşturup bir taraftan oksijen kanülünü verirken diğer taraftan burun deliğinden geçecek kadar ince olan optik bronkoskopumuzla giriyoruz. Hasta sedasyon halinde sırt üstü yatarken biz hastanın baş ucunda elimizde bronkoskopla video kamerası yine karşımızda konumlanmış olarak hasta monitörle izlenirken işleme başlıyoruz. Özellikle burundan girerken az sonra göstereceğim videoda o kısım yok. Bir başka videoda yine e, oradan da geçişi gösteririz. Burundan geçerken de anatomiyi tanımalı. Nazofarynx ardından orofarynx ve hemen orofarynx'in ardından da epiklotun altında kordovokalleri görüyoruz. Kordovokalleri de değerlendiriyoruz. Her ikisi hareketli mi değil mi? Ve oradan tek bir manevrayla trakeanın içine giriyoruz. Sonrasında havayolu içindeki hava e, içindeki yolculuğumuz başlıyor. Sizinle paylaşmak istediğim normal bir görüntü. E, genel lavaj dışında, bronkoskopik lavaj dışında e, bir örnekleme yapılmayan bir bronkoskopi işlemi. Sadece sağ üst apikal segmentten ayrıca biraz daha e, ayrıntılı lavaj alacak şekilde e, Planlamıştık bu bronkoskopiyi endobronşal bir lezyon görmeyeceğimizi tahmin ediyorduk. Ee, özellikle görüntüleri izlemek için yer yer durdurarak size gördüğünüzün hangi e, lob ya da e, segment bronşu olduğunu gösterebilmek için durdurarak ilerleyeceğim. Burası trakea. Hareketinden de anladığınız gibi nefes alıp vermekle içeri doğru kabartı oluşturan şu arkadaki musküler trakea C şeklindeki kıkırdaktan oluşan kıkırdak trakea üst tarafta daha sert ee, bu şekilde konumlandırıyoruz bronkoskopu böyle baş ucundan kordokallerin tellerinin arasından girdiğimizde trakeye ulaştığımızda gördüğümüz bu görüntü, görüntü sayesinde. Hastanın önünün bizim önümüz, hastanın arkasının bizim arkamız, hastanın sağının bizim sağımız, hastanın solunun bizim solumuz olduğunu biliyoruz. Karşıdan girince oturur şekilde genelde e, yapılan bronkoskopilerde, karşıdan girince tam tersi görüntü oluyor. Ona da göz alışır tabii ki. E, herkesin yapmaya alıştığı farklı, ben özellikle bütün asistanlarıma, Bazen hastalar düz yatamayabiliyor, başı yukarıdayken karşıdan yapmaya alışmalarını ya da e, bazen burundan girilemediğinde ağızdan girmek gerekiyor, ağızlığı takıp ağızdan da girmek için e, alışmalarını istiyorum. Özellikle bu şekilde bütün vakaları yönetebilecek tarzda e, öğrenmek tahmin edersiniz ki sonuçta karşılaşılan bütün hastalarda başarıyla bronkoskopi yapmayı sağlıyor. Şurası ana karina. Sağ ana bronş, sol ana bronş. Biraz sonra yaklaşacağız. Trakeaya girdiğimizde de öyle çok aşırı volümlerde olmamak üzere lokal anestezik %2'lik lidokain veriyoruz. Öksürük refleksi olmaması için bu lokal anestezi çok önemli. Trakeada bir volüm verdikten sonra eğer lezyon sağ taraftaysa önce sol ana bronş tarafını e, gezmek önemli. Oralara da lokal anestezik vererek hastanın öksürmesini engelliyoruz. Herhangi bir noktada özellikle ayrımlarda mukozaya dokununca orada lokal anestezik henüz ulaşmadıysa öksürük olabiliyor. Öksürük olduğu anda geriye çekilip oraya yeniden lokal anestezik vermenin anlamı var hastanın konforunu sağlamak açısından. Şimdi da bir miktar daha ilerleyelim. Ana karineye ya doğru yaklaşıyoruz. Hastanın nefes alışverişleriyle hareketi görüyorsunuz. Şimdi tam ana karina Keskin olması, orta hatta olması ve hareketli olması önemli subkarinal bölgedeki bir kitle ya da lenf nodu genişletebilir. İnvaze ederse hareketsiz hale getirebilir. Yine prekarinal bölge aynı şekilde lenf nodlarının olduğu yerdir. Bu şekilde ince hareketli ve orta hatta olması ana karinanın önemli sağ ana bronş, sol ana bronş sağ üst lob apikalden lavaj almak için işlemi yaptığımızı söylemiştim. Biz şimdi önce sol ana bronşa doğru gideceğiz. Bu sırada da elimizde bronkoskop, onun manivelası baş parmağımızla ve işaret parmağımızla da aspirasyon yaptığımız deliği kapatacak şekilde nötr bir halde tutuyoruz. Bilekten hareket. Manivela'nın aşağı indirilmesiyle bronkoskopun ucunun yukarı kaldırılması ve burnun hemen e, ucundan e, ileriye doğru gönderecek şekilde tuttuğumuz bronkoskopumuzun da lübenini dışarıdan gövdesini sağa sola oynatarak bu hareketleri yapmak mümkün. Örneğin sola girmek için hafif sağa doğru yer değiştirip bir sola doğru dönmek karşımıza almak yardımcı olacaktır girmesi yukarıya girmesi için manivelayı aşağıya indirip burnunu yukarı kaldırmak ve o döndürme hareketleriyle neredeyse 360 derece hareketlilik sağlayabiliyoruz bu gerçekten önemli şimdi sol ana bronşa gireceğiz lokuensizlik verip onu aspire ediyoruz verdikten sonra Alt lobdan bir sekresyon geliyor. Solda biliyorsunuz alt lob bronşu var. Üst lob karinası var. Üst lobun içinde de lingüler divizyon ve üst divizyon var. Şimdi onları daha iyi göreceğiz. Aspire ediyoruz bir yandan da. Bakın sol üst loba girer girmez lingüler divizyon burada. Üst divizyon yukarıda. Lingüler divizyonun da superior ve inferior subsegmentleri vardır. Onlar da görülür. Şimdi üst divizyonda anterior linguleye yakın hemen ilk segment bronşudur. Posterior, apikal, apiko posterior bir arada olur genelde solda. Burada üçünü ayrı ayrı görüyoruz. Apiko posterior yine de ikisi bir arada, anterior onlardan ayrı. Linguleye tekrar geldik. Linguli superior ve inferioru alt loba doğru yollandık. Üst loba girdik. Lingula, lingular divizyona baktık. Üst divizyona, anterioruna, apikoposterioruna ayrı ayrı baktık. Herhangi bir tümör orada görsek içinden biyopsi almak mümkün olacaktı. Biyopsi yapacaksak bütün gözleme işini, havayollarının hava yollarının tamamını değerlendirme işini yaptıktan sonra biyopsi yapıyoruz. Ee, bazen dediğim gibi sağda lezyon beklerken solda içeride bir e, lezyon görülebilir. Bazen bu bir düzensizliktir mukozal düzensizlik oradan da biyopsi yine de almak gerekir. Kanama olabileceği için bu tip işlemleri biyopsi işlemini özellikle en sona bırakıyoruz. Bronka alvörler lavaj yapacaksak hiç bu bakma işlemini yapmadan doğrudan hangi segmentten alacaksak orta lob medial segment mesela Oraya gidip bronkoskopu dayayıp lavajımızı, bronkalvoler lavajımızı yaptıktan sonra diğer işlemleri yapıyoruz. Şimdi burada alt loba girdik. Şurası üst lobun karinası yine. Alt lob süperiyor. Ayrıca görülür ve onun dışında kamın bazarlar dediğimiz alt lobun diğer segmentleri bir aradadır. Alt lob süperiyor posteriora doğru hemen üst lobun sonrasında ilk ayrılan Segment bronşudur. Alt lob superiorun içine bakıyoruz. Burası ve altta kamun bazeller. Burada sol ana bronştayız tekrar hatırlatıyorum. Arkada kalan biraz sonra yine hareket ederken göreceğiz. Posteriorda kalan alt lob posterior. Bu lateral ve solda hatırlayın anteromedial segment bir aradadır yine. Anterior mediali laterali posteriori alt lob süperiörü de az önce geçti. Lateral, anteromedial ve arkadaki de posterior. Şimdi tamamen yaptığımızın tersini yaparak sol ana bronştan çıkıyoruz ve bu sefer sağa doğru yönlenecek şekilde sağ ana bronşa doğru giriyoruz. Sağ ana bronşun içinde hemen sağ tarafında önce üst lob ayrılır. Üst lobu değerlendirip ondan sonra intermediate bronş, orta lob ve alt lob bronşlarına bakıyoruz. Bakın burası da sağda üst lob karinası. Burası intermediate bronş sekresyonu olduğu. Biraz ilerisinde orta lobu ve alt lobu ayrıca göreceğiz. Sağ üst loba girdik. Posterioru, anterioru ve apikali Burada üç ayrı segment şeklinde yine bunlarda içine bakıp lezyon varsa biyopsi alabileceğimiz e, yerler. Bakın apikal yukarıda görünüyor. Intermediate bronş ve burada şu görüntü çok. E, tanıdık olmalı, aşikar olmalı. Intermediate bronşa girince önce orta lob karinasıyla orta lobun ayrıldığını, bunun da içinde medial ve lateral segmentler var. Şurası alt lobun medial segmenti, şurası alt lob superior biraz sonra açık olacak ve kamın bazaller. Orta loba giriyoruz. Orta lobun medial ve lateral segmenti. Eğer bronkalvoler lavajı orta lobdan yapacaksak genelde orta ve linguleyi tercih ederiz özellikle difiz tutulum varsa. Burada örneğin medial segmentin ağzına bronkoskopu yöneltip tam onu karşımıza alacak şekilde wedge yapmak deniyor. Oraya dayayıp artık gitmez hale gelecek şekilde dayayıp çünkü içeriye serin fizyolojik vereceğiz. 60 cc vücut ısısında ısıtılmış serin fizyolojik ve onu e, aspirasyon kanalından verdiğimiz enjektörün vakumuyla çekeceğiz. Bunu birkaç kez tekrarlayacağız. Oradan sıvının dışarı kaçmaması gerekli. Bu da lateral segment söylediğim gibi. Orta lobdan çıktık. Burası alt lob. Alt lob superior, Orta lobun karşısında medial segment, posterior var, laterali var ve anterioru var burada da. Üçlü anterior, lateral, posterior şeklinde yerleşir. Medial iç tarafta, burası da alt lob süperior. Bu görüntüye de aşina olmak önemli. Burada tamamen normal e, anatomiye uygun bir şekilde var. Alt lob süperior, şurası. Kamın bazaller, posterior arkada, lateral ve anterior anteriorun içindeyiz. Alt lob anterior, bu lateral, bu posterior, şu da medial. Oldukça güzel görülüyor sanırım. Şimdi tekrar üst loba gittik. Üst lob apikalden lavaj alacağımızı söylemiştim. Görüyorsunuz serum fizyolojik veriyoruz ve onu aspire ediyoruz. Miselopapikati bir tümör varsa ulaşmak çok zordur. Lavaj için de yine zordu. Biraz daha fazla volüm verip oradan içeri gitmesini sağlıyoruz. Bakın şu an serin fizyolojiyi veriyoruz. İçeriye gitti ve geriye aspiratörle alıyoruz bu lavajı. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Bildiğim gibi Trakya'dan itibaren sistematik bir şekilde bütün her iki ana bronşu segment bronşlarına yer yer subsegmentleri de gördük fark ettiniz Dek incelemek Hiçbir yere atlamadan sistematik olması onu sağlıyor. Hem görsel olarak değerlendirmek mukoza normal mi? Antrokotik pigment var mı? Kanama odağı var mı? Ya da mukoza düzensizlik var mı? Bazen içeride birden tümörü görüyoruz. Tümörlü bronkoskopi e, videolarında da yine hem nasıl göründüklerini hem nasıl biyopsi aldığımızı da anlatmak istiyorum. Bugün tamamen normal görülen bir hava yolunda. Genel değerlendirmeyi nasıl yaptığımızı tekrar tekrar izlerseniz bu hava yollarındaki görüntüler çok tipiktir. Zaten ondan sonra birkaç yapmanın ardından bu görüntülere gözünüz aşina olacak. Hepinize hastalarınıza faydalı olacak güvenle yaptığınız sonuçlar aldığınız o sonuçlarla da hastalarınızın tedavisini yönetebildiğiniz bronkoskopi deneyimleri diliyorum. Ne kadar çok yapılırsa o kadar iyi öğreniliyor. Önce bir ustayla beraber belli aşamalarını alarak, sonra başından sonuna yine onun gözetiminde yaptığınız bronkoskopilerin sonunda her biriniz uzman bronkoskopistler olarak başarıyla çalışabilirsiniz. Şimdiden hepinize sağlıklı, başarılı, huzurlu yarınlar diliyorum.